araştırmada arabulucular nasıl belirleniyor? Örneğin hani neye göre karar veriliyor? Artı siz ifade ettiğiniz asıl burada önemli şeylerden bir tanesi. Sonuçta işçi işveren ilişkisinde doğası gereği bir eşitlikten bahsetmek mümkün değil bu tür süreçler açısından. Bu tarafsızlık nasıl korunacak, nasıl sağlanacak? Bu örneğin bu tasarıyla nasıl belirlenmiş durumda? Tasarıda sadece şu var. Şimdi bir arabuluculuk kursundan giden ve arabuluculuk belgesini alanlar var. Bu bir. Bunlar arabuluculuk belgesini aldıkları için arabuluculuk daire başkanında bir liste hazırlanacak. Her bölgede de yani mahkeme iş mahkemelerinde olduğu gibi arabuluculuk dairesi kurulacak. Eğer arabuluculuk dairesi yok ise bu kez sulh hukuk mahkemeleri, Adalet Komisyonu üzerinden arabulucu listesini verecekler. Bu arabulucu listesi içerisinde taraflar arabulucuyu kendileri seçecekler uzlaşarak. Uzlaşamamaları halinde de Sulh Hukuk Mahkemesi oradaki varsa arabulucu bürosu kendisi diyecek ki falan senin arabulucundur diyecek ve süreç böyle başlayacak. Peki hocam, bu uygulama açısından yani işverenler cephesinden suistimali açık bir uygulamadan bahsetmek mümkün mü? Yani örneğin bir işveren vekilinin aynı zamanda arabuluculuk eğer sertifika almışsa, yapma yetkisi varsa, yapabilir durumdaysa ne tür örneklerle karşılaşılabilir? Şimdi zorunluluk aşaması henüz daha uygulanmadı. Ama şu ana kadarki uygulama yani ihtiyari olarak sürdürülen arabuluculuk uygulamasında çok vahim sonuçların ortaya çıktığına tanık olduk. Bunun bir kısmını ben değişik bölgelerden aldığım haberler üzerinden örneklemiştim ama araştırmadım tabii sayılar veremem ama duyduklarım ve gördüklerim tanıklıklarımdan hareket ederek söylemek zorundayım ki neredeyse hiçbir işveren hemen hemen arabuluculuk belgesi olmayan bir hukukçuyla çalışmak istemeyecektir. İstemiyor. Arabuluculuk belgesi olan hukuk müşavirleri temsil ettikleri şirketin adına tabii ki arabulucu olamayacaklar. Böyle bir özdeşlik yaşanmayacak. Ama şimdi işçi arabulucu denilen birinin karşısına oturtulacak. Zaten mağdur edilmiş. Zaten çalışırken alması gereken haklarını alamamış. Uzun da bir yargı süreci önüne konulacak ve ona denilecek ki şu anki alacak temlik bürolarının yaptığı gibi sen yargılamaya gidersen, uzatırsan bu işin icrası var, bunun altında masrafı var, bunun altından kalkamayacaksın. 2-3 sene uğraşacak da alacağın 10 lira yerine 2 liraya razı ol diyerek işçinin haklarının önemli bir kısmının gasp edileceği ve bu gaspa da hukuki bir güvence ve kılıf getirilecek olan bir sistem haline dönüşecek. Şu anda öyle uygulanıyor. Yargıya yansıdığı için, Yargıtay kararına da konu olduğu için örnek olarak verelim. İşten çıkartılan bir işçi iş yerinde muhasebeci gelecek diye 8 saat bekletildikten sonra birisi geliyor. Bir takım belgeler imzalattırılıyor. 3-5 kuruş para verip gönderiliyor. Daha sonra kendisine bir tebligat geliyor ki o tebligatla işçi öğreniyor ki aslında ki oradaki bir arabulucuymuş. Tutulan da bir arabulucu uzlaşma tutanağıymış. İşveren vekili bu tutanağın icra edilebilir olduğunu mahkemeden istediği zaman işçi öğreniyor ve aslında yapılan kanuna aykırı bir ibraname. Kanuna aykırı bir ibraname niteliğinde bir uzlaştırma tutanağının olamayacağını, böyle bir arabulucu faaliyetinde olamayacağını yargı şu anda tespit etti. Yargıtay'da gerekçeli onama kararıyla bunu vurdu ve bir örnek olarak yayınlandı. Şimdi arabuluculuk faaliyetini yürütenler, bazı arabulucu dernekleri feryan ettiler. Dediler ki bu kötü örnek, kötü örnek, örnek olmaz. Şimdi hiç kimse duygusal yaklaşmasın sonrasında iş hukuku alanında. Zaten işveren işçisini razı edecekse buradan işçi üzerinden, işçinin hakları üzerinden bir tasarruf yapmaya gitmiyorsa öter adamın kıdemini, ihbar tazminatını, işçi burada uyuşmazlık çıkarmaya meraklı birisi değil. İşçi iki nedenle uyuşmazlık çıkartır. Bir, çalışırken hakları gerçekten ödenemiyordur ve güvencesi olmadığı için de çalışırken ödenemeyen bu haklarını talep edemiyordur işten atılma korkusu nedeniyle. İster istemez bu davaları işten çıkarıldıktan sonra, işverenle ilişkisi bittikten sonra açmak zorunda kalıyordur. Eğer gerçekten arabuluculuk nezdinde iyi niyetli bir işverenlik varsa, niye adamı 46 saat çalıştırıyorsun da o 1 saatinin fazla çalışmasını örneğin vermiyorsun? Türkiye'de ortalama çalışma sürelerinin 52,2 olduğu söyleniyor ve bunun karşılığı ödenmiyor. Girdiğimiz alanda bir sürü buna katlanan bir işçi kitlesi var. Bakın TÜİK ve hane halkı
anketlerinin, iş gücü anket sonuçlarının gösterdiği bir şey var. Yaklaşık 1 milyona yakın çalışan Türkiye'de asgari ücret üzerinden kayıtlarda gösterilmesine rağmen asgari ücretin altında ücret alıyor. Bir kısım işçilerin asgari ücret üzerinden yapılan kesintileri daha sonra muhasebeciler tarafından gidip bankalardan çekiliyor. 5 milyon insan asgari ücretle çalışıyor görünüyor. Bunun 2,5 milyonu asgari ücretin üzerinde alıyor. Vergi ve prim kaçağı yapılabiliyor. Bu sadece vergi ve prim kaçağı değil. Ödenmeyen fazla çalışmalarına hesap edildiğinde kuru resmi olarak bildirilen ücret üzerinden mi fazla çalışmalarına hesap edilecek, yoksa asgari ücret tutarı bankaya yatırılan geri kalan elden verilen ücret üzerinden mi fazla çalışmanın hesap edilecek? Arabulucu hangisine göre hukuki sorunu çözecek? Gerçek ücretten mi? Yoksa yani maddi gerçekliğe uygun ücretten mi çözecek, yoksa kayıtlardaki ücretten mi çözecek? Ve işçi bu kayıtlardaki ücretin gerçek olmadığını arabulucu aşamasında arabulucuyu nasıl ikna edecek? Arabulucu herkesin bildiği bir konuda nasıl bir adım atacak? Burada tümüyle rakamsal bir pazarlık dönecek. Ya bırak kardeşim senin şununu bununu diyecekler. 10 lirasını 5 lirasını. Total olarak sana fazla çalışma geçmişe dönüp şu kadar veriyoruz. Bu verdiğimiz ne kadar gerçekten alman gerekene uygundur değildir. Bu bir uzlaşmadır. Sen de ödün vereceksin. Öbürü de ödün verecek. Ortak bir noktada buluşacaksınız. Hadi diyebileceksiniz. Zaten şu anki yargılama süresi içerisinde bile işçinin güvencesiz olmasından kaynaklanan çok acı bir sonuç var. İşçiler kazandıkları davalarda gerçek anlamda kaybediyorlar. Geçen bir işveren vekiline takıldım. Dedim ki kaybederken kazanan işveren vekili. Onlar hep diyorlar ki işçi vekilleri siz kazanıyorsunuz. Ben de kaybediyor görünürken kazanan işveren vekilleri dedim. Zaman aşımından kazanıyorsunuz. Hakkaniyet indiriminden kazanıyorsunuz. Çift bordura yapıyorsunuz. 10 ödemeniz gerekirken 5 ödeniyor, kazanıyorsunuz ama sonuç hüküm kısmına baktığın zaman davanın kabulüne denildiği için işçi kazanmış görünüyor deniliyor. Bu bağımsız yargılar önünde. Yani can siperhane çalışan, maddi gerçekliğe ulaşmaya çalışan gerçekten de yerel mahkemelerdeki, iş mahkemelerde yani birkaç istisnasını bir tarafa bırakırsanız büyük bir emekle o işçinin bir kuruşunun zayi olmaması için ciddi bir gayretin içerisine giriyorlar ama ne kadar girersen gir sonuçta bir takım belgelerle, tanıklarla, tanık anlatımlarıyla, yorumlarla bir yere gidiyorsunuz. Hiçbir işveren halen Türkiye'de yasanın kendisine yükümlü tuttuğu belgeleri düzenli tutmuyor. O belgelerle maddi gerçeklik örtüşmüyor. Bir görünen gerçeklik var, bir maddi gerçeklik var. İşte burada kamusal irade, görünen gerçekliği bir tarafa bırakıp mümkün olduğu kadar maddi gerçekliği, işçinin gerçek ücreti neyse onu tespit etmeye çıkacak. Şimdi sizin ticaret odasına soruyorsunuz. Diyorsunuz ki adam ustabaşı. Şimdi biraz daha düzelttiler. Eskiden sadece asgari ücret belirliyorlardı. Şimdi diyorlar ki işte asgari ücretin %5'i, %10'u kadar. 20 senedir ustabaşı olarak çalışmış adamlar. Hatta bazı şirketlerde insan kaynakları müdürlüğü yapmış adamın asgari ücretle bildirilmiş olduğunu gördüm. Doktor gördüm asgari ücretle çalışıyor görünen. Avukat var yüzlerce asgari ücret üzerinden kuruma bildirimi yapılmış. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mühendisler odayla sigorta bir anlaşma yapıyor ve bu anlaşmada diyorlar ki mühendisin asgari ücreti şu kadar, bunun altına size birim yapılırsa ceza yazın diye sigortayla anlaşma yapılıyor. Bunu tersinden okuyacak olursanız mühendisin bile gerçek ücreti üzerinden kayıtlarda görülmediği bir iş gücü piyasası var. Bu inanılmaz esnek, inanılmaz güvencesiz, inanılmaz vicdansız, acımasız bir piyasa. Bu acımasız piyasa içerisinde gelin adliye koridorlarına koskoca adamlar geçen günlerde, şimdi ismini vermeyeyim, yaşlı başlı çoluğumuzu çocuğumuzu yapacağımız bir eğitim müdüründe çift bordura uygulanan bir eğitim kurumunda müdür tanıklık yapıyor. Vardır diyemiyor, yoktur diyemiyor, utanıyor, diyor ki benim ücretim yatıyordu. Benim ücretim gerçek üzerinden yatıyordu. Abi senin ücretini sormuyoruz. Başka bir şey. Bu öğretmenin ücreti gerçek ücreti üzerinden bankaya yatırılıyor muydu? Bir kısmı elden mi verilmiyordu diyen adam duruşmada hakimin önünde, kızı yaşında, oğlu yaşındaki hakimin önünde herkesin de anlayacağı bir biçimde benim ücretim yatırıyor diye kıvırtmaya çalışıyor. Yani o da bir ekmek derdinde, o da bir konumu korumaya çalışıyor ama bu konumu korumaya çalışırken de kendi meslektaşının hakkına ulaşmasının önünde de engel oluyor. Şimdi bu sistemin içerisinde bir arabulucu figürü çıkaracaksınız. Ne yapabilecek bu arabulucunun elinde? Sihirli değnek mi var? İşin doğasına aykırı bir şekilde. Bir daha söylüyorum. Şöyle ya da böyle total bir rakam üzerinden anlaşma sağlanacak. Ve asıl kötü olanı, asıl korkutucu olanı bu arabulucularla işverenler arasında ya da işçiyi de diyelim hadi katalım ama bir çıkar ilişkisi, ekonomik bir ilişki, meşru ekonomik bir ilişki, örneğin danışmanlık, örneğin avukatlığın yapmasının önünde hiçbir engel yok. Şu tasarısında deselerdi ki arabulucu, arabuluculuk yaptığı taraflardan bir daha
Meslek hayatı boyunca iş alamaz, danışmanlığını yapamaz, çıkar ilişkisine giremez. Öyle bir hiçbir düzenleme yok. Girerse arabuluculuğu da avukatlığı da gider diye bir düzenleme koysalar, hadi diyeceğim ki biraz Belki daha koruyucu tarafsız olabiliriz. olacak. Şimdi ne diyor arabulucular? Bizim arabuluculuk etiğimize güvenin. Arabuluculuk etiği vardır. Biz etik konusunda bir sürü ders alıyoruz. Arabuluculuğun etiği var da avukatlığın etiği yok mu? Hekimliğin etiği yok mu? İnsanın etiği yok mu? Sonuçta insanı yağmalama diyorlar. Emeğimi yağmalama mı diyorlar? Kapitalist sistemde bile ne? Sömür diyorlar, yağmalama demiyorlar. Yani İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ndeki uygun iş tanımı nedir aslında? Emeği yağmalama, yeteneklerine uygun, kendisi ve ailesiyle birlikte insanoğluna yakışır bir ücret ver diyor. Yani sömür diyor, bir artı değer üretsin, ona el koy ama yağmalama diyor. Dolayısıyla sadece etiğe güvenecek olursak o zaman her sorunun şimdi mantıken çözülmüş olması gerekiyor. Çözülmediğine göre demek ki etik yürümüyor, Mesele etik yürümeyecek. meselesi değil yani. İşte son verdiğimiz örnekte de o işlemi yapan bir avukat. Aynı zamanda arabulucu ne etik takıyor ne bir şey takıyor. İşverenle olan çıkar ilişkisi temelinde onun işverenin çıkarını maksimize etmek için gariban bir işçinin kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, belki de diğer ödenmeyen işçilik alacaklarını ödenmiş gibi gösterecek ve işçinin itiraz edemeyeceği bir belgeyi düzenlemekte ne utanıyor, ne Ne korkuyor, ne de sıkılıyor. vicdanı rahatsız oluyor. Onun olmayacak da benim olacağının garantisi ne? Tabii. Yani ben çiğ süt emmedim mi?